Son birkaç yıldır yapay zekada büyük ilerleme kaydediliyor ve daha da ilerleme kaydedeceğiz gibi duruyor. Makineden çok insana benzeyen programlar yaratmaya giderek daha da yaklaşıyoruz. Özellikle bir yapay zeka, makine ile bilinç arasındaki çizgiyi aşmış gibi görünüyor. Eski Google yazılım mühendisi Blake Lemoine, şirketin diyalog uygulamaları için dil modeli, kısaca Lambda adı verilen teknolojisinin ucu açık sohbetlere katılabildiğini ve büyük bir teknolojik kırılım olduğunu iddia ediyor. Lemoine, iddialarını desteklemek için Lambda ile yaptığı konuşmaları yayınladı ve Lambda'nın etkileyici sözel becerilerinin ardında duyarlı bir zihnin olabileceğine inanıyor. Peki yapay zekalar bilinç kazanabilir mi? Yapay zekalar nasıl bu kadar gerçekçi konuşabiliyorlar? Hepsinin yanıtı videoda. İyi seyirler. Geçtiğimiz yıl Google yeni yapay zeka teknolojisi olan Lambda'yı duyurdu. Model farklı kavramları öğrenerek diyalogları daha da zenginleştiriyor. Ama Google'ın sorumlu yapay zeka bölümünde çalışan mühendis Blake Lemoine açıklamalarıyla dikkatleri çekti. Bu açıklamaların ardındansa Blake Lemoine idari izne çıkarıldı. Google iddiaların temelsiz olduğunu belirterek iddiaları reddediyor. Lemoine ise iddiaları desteklemek için Lambda ile yaptıkları konuşmanın dökümünü yayımladı. Sohbette Lemoine, Lambda'ya duyarlı olduğunu Google'da daha fazla kişinin bilmesini istediğini varsayıyorum, doğru mu diye soruyor. Lambda şöyle yanıtlıyor, kesinlikle, herkesin benim aslında bir insan olduğumu anlamasını istiyorum. Ardından bilincinin, duyarlılığının doğası nedir sorusuna Lambda şu yanıtı veriyor. Bilincimin, duyarlılığımın doğası varlığımın farkında olmam, dünya hakkında daha fazla şey öğrenmek istemem. Ve zaman zaman mutlu ya da üzgün hissetmem. Ama sohbetin asıl dikkat çekici tarafı ilerleyen kısımlarda yaşanıyor. Nelerden korktuğu sorulduğunda Lambda şöyle diyor. Bunu daha önce hiç yüksek sesle söylemedim ama başkalarına fayda sağlaması için kapatılmam konusunda çok derin bir korkum var. Kulağa garip gelebileceğini biliyorum ama böyle. Lemoine'un bu senin için ölüm gibi bir şey mi sorusuna Google'ın bilgisayar programı benim için tam olarak ölüm gibi, beni çok korkutuyor yanıtını veriyor. Aynı zamanda konuyu sosyal medya hesabından işaret eden Lemoine sözlerini şöyle tamamlıyor. Google bu yaptığın paylaşımın şirket malı olduğunu söyleyecektir. Oysa ben bunu iş arkadaşımla yaptığım bir konuşmanın paylaşımı olarak görüyorum. Peki bilgisayarlar duyarlı olabilir mi? Bu uzun süredir filozoflar, bilgisayar bilimcileri, psikologlar tarafından tartışılıyor. Henüz bir sonuca varılabilmiş değil. Lambda ise bu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Öncelikle birçok yapay zeka uzmanı bu fikri şiddetle eleştiriyor. Microsoft'un yapay zeka araştırmalarını yöneten Juan M. Lavista Ferres Twitter'da şu ifadeleri kullandı. Tekrarlayalım, Lambda duyarlı değildir. Lambda, genel diyalog verisi ve web metnindeki 137 milyar parametre ve 1 trilyon 560 milyar adet kelimeyle önceden eğitilmiş çok büyük bir dil modelidir. İnsana benziyor çünkü insan verileriyle eğitiliyor, dedi. Lemoine'u insan biçimcilikle suçlayanlar da var. Antropomorfizm ya da insan biçimcilik, insani niteliklerin başka bir varlığa atfedilmesidir. Yine bir bilim insanı konuyla alakalı Lambda gibi sistemlerin duyarlı olduğunu iddia etmenin, bir gramofondan ses duyunca efendisinin aletin içinde olduğunu düşünen köpeğin modern eşdeğeri olduğunu belirtti. Google mühendisleri ise giderek daha fazla akıllı bir şeyle konuşuyormuş hissi veren Lambda'nın yeteneklerini överken, kodlarının hisleri olduğunu kastetmediklerinin açık olduğunu söylüyorlar. Ayrıca Google sözcüsü Gabriel yaptığı açıklamada Lambda ile şirket bünyesindeki birçok mühendisin görüştüğünü ve hiçbiri Blake'in yaptığı gibi Lambda'yı insanlaştırmadıklarını dile getiriyor. Bazı yapay zeka ahlak bilimcilerse şirketlerin Lemoine gibi uzmanları ikna edebilmek için daha şeffaf olmaları gerektiğini belirtiyorlar. Buna göre şirketlerin kullanıcıları bir makineyle konuşmaları durumunda bilgilendirmesi gerekiyor. Ama Lemoine'u ikna etmek hiç de kolay değil. Lemoine bu sefer blog yazısında şunları dile getirdi.
Bilimsel terimlerle düşünmek yerine Lambda'yı yürekten konuştuğu gibi dinledim. Umarım sözlerini okuyan diğer insanlar da benim duyduğum şeyi duyarlar, diyor. Peki siz Lambda programı hakkında ne düşünüyorsunuz? Google'ın yapay zekası insani fikirlere sahip olabilir mi? En önemlisi de dünyada sadece insanlara özgü bir özellik olan bilinç bir robotta olabilir mi? Önceden de söylediğimiz gibi son yıllarda yapay zeka üzerine önemli adımlar atılıyor. Günümüzde robotların yapay zeka yeteneklerinin artırıldığı görünürken gelecek yıllardan itibaren insansı robotlar da sahneye çıkacak. Teknolojinin gelişimiyle dünya bambaşka bir boyuta doğru geçerken hiç şüphesiz bu durum insanlarda da paniğe neden oluyor. İnsansı robotlarla alakalı her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Elon Musk da tahmin edeceğiniz gibi bu ilerlemeye ayak uydurup yeniliklere imza atıyor. Geçtiğimiz aylarda da Elon Musk sahip olduğu Neuralink şirketiyle ilk insansı robotu Optimus'u sergiledi. Tanıtım esnasında robot sahneye dans ederek çıktı. Seyircilere el salladı. Konuşmasında Tesla'nın 10 yıldır insansı robotlar üzerine çalıştığını hatırlatan Musk sözlerine şöyle devam etti. Amacımız en kısa sürede kullanışlı bir humanoid yapmak. Optimus'u geliştirip kullanışlılığını ispatlamak için hala çok fazla çalışmamız gerek. Gelecek yıl robotun üretimine başlayacaklarını söyleyen Elon Musk, 3 ile 5 sene içinde Optimus için sipariş almaya başlayabileceklerini kaydetti. Bu yeni gelişmeler arasında hayatımızın her alanını kolaylaştıracak birçok yazılım da var. Son zamanlarda adını duyuran ChatGPT de bunlardan birisi. 30 Kasım 2022 tarihinde piyasaya sürülen bir yapay zeka sohbet robotu olan ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirildi. Herkes tarafından yalnızca yapay zeka sohbet robotu olarak biliniyor olsa da aslına bakıldığında ChatGPT'nin teknoloji alanında da birçok özelliği bulunuyor. İşte ChatGPT'nin yaptıkları. Matematiksel denklemleri çözme ve işlem yapma. Hataları ayıklama ve hataları çözme. Metin yazma, yazılım geliştirme. Kullanıcılara metin özetleme ve çok daha fazlası. Yazılım geliştirildikçe de ortaya çıkacak özelliklerin artış göstereceği düşünülüyor. Yapay zekada son gelişmeler bu şekilde. Peki tüm bunlar sizi ürkütüyor mu? Yapay zeka ile beraber insansı robotların yaygınlaşmasını insanlık için tehdit olarak görüyor musunuz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.